Önder, şey sen şimdi yukarı niye gelmiyorsun diyeceksin. Nesin var o yüzden gelmiyorum tabii ki. Normal olarak gelmiyorum. Ben burada seni aradım, açmadın sen. Ama hiç sorun değil bak. Hiç sorun değil. Ben öyle şeylere takılmıyorum yani. Müsait değilsindir, o yüzden açmamışsındır. Bu da gayet normal bir şey yani. Onda benim sıkıntı yarattığım falan bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim de, bir sen hiç konuşmasana. Bir hiç konuşma, bir tek ben konuşayım. Sadece beni dinle. Ben konuşacağım, beni dinle. Şimdi ben seninle evlenmek istemiyor falan değilim ki. Öyle bir şey değil o. O şöyle bir şey yani, senin gibi adamı bulmuşum yani pamukları sarıp sarmalamak lazım. Yani deli miyim ben? Deli değilim. Sadece doğru zaman değil. Bu zaman o zaman değil. Bak yanlış zaman bu. Bak şimdi bir dakika. Ben ne söylüyorum? Eğer aklına Kenan'la ilgili bir şey geldi, bir kere ondan öyle aklına çıkar. Kenan kim? Yani Kenan'ı ben hayatımdan bir keresinde çıkarmışım. Bir daha da hayata girmesine izin vermem yani. Asla. Aklına sakın böyle bir şey gelmesin. Ama yani nereden? Ne olursa olsun yani benim oğlumun da babası o. Yapacak da çok fazla bir şeyim yok yani, oğlanın babası o. Ondan dolayı yani ben şunu demeye çalışıyorum. Şimdi benim hayatımda bir şans olarak gönderilmişsin. Ben de yani deli miyim ki bu şansı bir şekilde reddedeceğim? Neyi bekliyoruz? Ben şu anda yapıyorum onu. Hayır. Şu anda karar verdim yapacağım. Cesaret. Ya çok yükseldim. Önder ne biliyor musun? Yok. Ben böyle açık herkesin önünde falan öyle şey öyle çok, çok utanırım. Bir şey söyle. Tamam sonra. Şu anda bir çok yükseldim. İdare edelim. Lütfen. Hayır ne demek? Sen bana bir konsantre olur musun lütfen? Çok acı oluyor bu be. Ne yapayım ben? Ya bana odaklanır mısın bir? Lütfen. Gidin konsantre herkesin. Derya. Tamam peki. Ne yapacağım, bana mı bakacağım? Derya. Benim ömrümün geri kalan kısmı olur musun? Ki umarım bu ömür çok uzun sürer. Çünkü sanırım ben seni sevmeye doyamayacağım. Benimle evlenir misin? Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne yapacağız şimdi? Bundan sonrasına bakacağız. Ne yapalım? Çayımızı içelim bari. Herkese afiyet olsun. Afiyet. Hadi herkese çaylar benden. Teşekkürler. Ya sormayayım dedim. Sormak da istemiyorum ama işte ben bir şeyi de çok merak ediyorum aslında. Oy, şimdi Ergen gibi de konuşmak istemiyorum aslında ama. Yok sor, sor lütfen sor. Kenan'la ilgili. Yani geçmişinizle ilgili. Beni asla ilgilendirmez. Ama eğer geçmişten kalan bir şey varsa, hani daha tam bitmemiş ya da böyle belki alevlenecek gibi falan gibi bir şey ki o olabilir böyle bir şey. Kimseye de bir şey açıklamak zorunda değilsin aynı zamanda. Ama şeyi çok isterim ben, şeyden önce bilirsem eğer çok iyi olur. Neyden önce? Sana kendimi kaptırmadan önce. Ki bunun için biraz geç kalmış olabiliriz. şey yapabiliyor muyuz? Ağzımdan çıkandır şimdi duyunca ben. Geri alabiliyor muyuz? Ya da almayalım. Battı balık yan gitsin. Çok geç olmuş saat. Ben artık gideyim. İyi geceler. İyi geceler. Önder. İmkansız. Ne? Yani Kenan'la benim tekrar birlikte olmam. O imkansız işte. Anne! Tatlı bir şey var mı ya? Sen o zaman çocuğunun yanına, ben çocuğumun yanına. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz sonra.
Sen gir gir. Gittim. Alabilir miyim? Suyu mu? Ellerini. Titriyor. Sonuçta yani boş yere suçlamadık onu. Şimdi baktığında ilk önce Vefa'nın anahtarlığı, sonra videolar, ne bileyim Berk'in itirafı. Şimdi sık parmaklarını yiyecek. Yani kim olsa aynı şeyi yapardı. Aç şimdi. Ver şimdi öbürünü. Sık şimdi bunları. Diyorum ki Kenan'la ben konuşurum. Sen şu yükünü biraz paylaşmak istesen kaldıramayacağından değil. Ama ben paylaşmak için gönüllüyüm. Sanki bazı şeyleri paylaşınca daha kolay oluyor değil mi? Evet. Geçti. Evet geçti. Ben bırakmaya hiç niyetli değilim. Ama sen bırakacaksın eğer. Lütfen bunu çok hızlı yap. Acısız bir ölüm olsun. Hı? Ama tabii şöyle bir şey oldu. Bir şey düşündüm sonra. Hı. Hani geçen de konuşurken sen bana demiştin ya işte Burç'a vakit kaybetmemek gerekiyor, zaman harcamamak gerekiyor falan gibi bir şey söylemiştin. Çok da haklıydın aslında. Bugün ben Kenan'la hastanedeyken düşündüm. Dedim ki bugün varız yarın yokuz aslında. O yüzden de hayatı, zamanı o kadar da hoyratça harcamamak gerekiyor. Bir şeyleri ertelememek lazım. Ben de şuna karar verdim. Yani Ali'ye söylemek için o kadar da beklemeyeceğim. Böyle düşünmene çok sevindim. Bir taraftan buna çok sevindim. Bir taraftan Kenan'a çok üzüldüm ya. Hani en yakın arkadaşım yani. Nasıl ister ki? Neyse ben ona şey yapacağım sonra halledeceğim o mevzuyu da. O zaman madem böyle bir karar aldın şöyle yapalım. Ben Ali'nin de Çağrı'nın da olduğu bir yemek düzenleyeyim. Hep beraber olalım. Tamam olur. Gerçi onların araları da pek iyi değil şu sıralarda. Okulda bir olay çıktı çünkü. Ay nasıl ya? Yine mi? Ya geçen gün sahnede beraber şarkı söylüyorlardı. Ya, bunlar öyle. Bunlar bir iyi, bir kötü, bir iyi filan ama düzelecek. Yani sonunda düzelecek tamam. Yani. Hatta şöyle yaparız yemeği. Sanki böyle bir barışma yemeğiymiş gibi falan olur. Baktık her şey yolunda gidiyor. Gecenin sonuna doğru söyleriz biz de. Söyleriz biz de. Ne? Şey Önder. Hı. Ya şimdi sana saçma gelebilir ama böyle el ile tutuşup denizi seyredebilir miyiz? Ben hep görürdüm de imrenirdim yani hani. Hemen. Hemen. Tamam. Ölüyorum dedi. Ben ne yaptım? Yanında oldum. Öyle değil mi? Tabii olacaksın tabii. Daha ne olacak? Tabii ki olacaksın da ama bak ne yapıyor? Her şeyi fırsata çeviriyor. İnsan hastalığını fırsata çevirir mi ya? Çevirir. Çevirir. Kenan çevirir sanki bilmiyormuş gibi. Ya peki bir şey yaptı mı? Bir açıklama yaptı mı bu saçmalığına dair? Herhangi bir açıklama yaptı mı? Bana onu söyle lütfen. Yok Önder yok ya. Ne açıklaması yapacak? Diyor aynı şey diyor. Yok ben hastayım. Seninle evlenmezsem öleceğim. Hayatım sana bağlı. Bir şey olduğundan da değil ha. Yani ben niyeyse hiç inanmıyorum yani gerçekten de. Ya maksat huzur kaçırmak o kadar. Harika. Adamın olayı o. Gerçi biz de meydana boş bıraktık tabii. Bizden de hareket görmeyince adam tabii ne yaptı? Gerçi ben şey yaptım, Çağrı'ya söyledim anlatılması gereken her şeyi. İzah ettim ona. Bunu hallettim de. Doğru söylüyorsun. Ben yapmam gerekeni yapamadım yani. Aa, yok ben sen ya yanlış anladım. Ben niye sen yapmadın diye sormuyorum ben. Yok Önder'cim gayet haklısın. Hakikaten haklısın. Yani ben yapmam gerekeni yapmadım çünkü korkağım. Yeah. Bu konuda çok korkağım. Çocuklar buna hazır değil. Çocuklar beklesin, çocuklar beni anlasın istedim. Ama adama baksana ya, umursamadı bile. Ağzına geldiği gibi söyledi sorması, sordu yani. Ne yapmak istiyorsa o an onu yapıyor ya. Fakat ben de öyle yapacağım. Gerçekten yani beklediğim hata çok anlamsız bir şey yapıyorum. Yani ben de Ali'nin karşısına geçip direkt söyleyeceğim artık. Çok anlamsız çünkü. Yani diyeceğim, oğlum bak böyle böyle Önder Hocam bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim, kararımı da verdim. Bitti gitti bu iş. Ha?
Tabii öyle ya. Bitsin gitsin artık yani. Bize de yazık değil mi Derya yani baktığında? Tabii ki yazık. Tabii bir de şeyden yapmıyorsun bunu değil mi? Kenan'a olan öfkenden yapıyor değilsin. Kesin başka bir sebebi vardır bunun. Yok tabii ki yok ya. Seni seviyorum. O yüzden. Hani yapılması gereken bu. Seni seviyorum işte. Ben de. Ne? Ben de seni seviyorum. Dedin ya seni seviyorum diye. Ben de seni. Görüyor musun? Bu nasıl çocuk ya? Hani hiç demiyor ki. Benim annem abuk subuk bir şey yaşadı. Yani bu kadın ne yapıyor? Nereye gitti? Hani bir arar insan. Şunu arayayım ben. Gelir ya. Gelir bence. Gelir. Bak şimdi şöyle bir şey. Ben bir konuşma hazırladım. Yani ama bunun girişi yok. Girişini bulamıyorum. Girişini bulsam çok güzel akıtabiliyorum. Çünkü düşündüm. Bu çocuk öyle dandıya söylenmez. Böyle pedagojik de bir yaklaşım getirmem lazım. Ama öbür tarafta da diyorum ki çok da çocukça konuşma çünkü büyüdü artık kocaman oldu. Önemli. Evet. O zaman sen mesela içinden nasıl geliyorsa. Öyle konuşayım değil mi? Bence. Hadi. Bak ne geldi aklıma bir de. Yüzük. Yüzüğü şöyle yapacağım. Ben parmağıma taksam diyorum. O zaman böyle alttan alta şu mesajı vermiş olurum. Yani tamam. Ben kararımı verdim. Nasıl? Harika. Ha? Yüzüğü ben takayım ister misin? Ben çünkü sana yüzüğü takmayı doyamadım. Yok. Öyle diz çökmek yok artık. Ama çok güzel oluyor diz çökünce diye yapma. Ay yok. Ben kalktım. Ben kalktım. Peki, tamam bu sefer de öyle olsun. Hayırdır anne? Biz evlenmeye karar verdik. Ha, direkt yani. Olur, o da olur. Yani sonuçta bir başlangıç. Al işte. Al işte. Al. Al. Niye, neden yaptığımı biliyorsun. Sana anlattım. Anladığını düşündüm. Nakil bittikten sonra her şey bitecek. Evet ben bir imza attım ama o bir evlilik imzası değil. Birinin hayatını kurtarmak için atılmış bir imzaydı. Ve bu iş bittikten sonra benzer bir imzayla o adamı hayatımdan çıkaracağım. Zaten Kenan'ı hiçbir zaman hayatıma almadım. Hep kapının dışındaydı o. Konuştuğumuz gibi. Hiçbir şey değişmedi. Önder, bu bir oyundu. Niye oynuyoruz bu oyunu? Sonunda ölüm olmasın diye, değil mi? Peki bu kadar mı zor beni anlamak? Sanki seni terk etmişim, sana ihanet etmişim gibi davranıyorsun bana. Bu kadar mı zor? Ya da bana güvenmiyorsun. Sana güveniyorum tabii ki Derya. Şimdi söz mü bu? Tabii ki sana güveniyorum. O zaman kendine güvenmiyorsun. Yani her şey bittikten sonra hislerinin aynı kalacağından emin değilsin. O yüzden kendine güvenemiyorsun. Bekleyemiyorsun. Gerçekten. Evet öyle. Ben kendimden eminim. Ben kendime güveniyorum. Ben bu iş bittikten sonra koşa koşa sana geleceğimi biliyorum. Geleceğim de acaba sen orada olacak mısın? Ben hayatım boyunca seni beklemişim. Şimdi sen bana bir hikayeden mi bahsediyorsun? O zaman ne? O zaman ne Önder? Ne olur söyle, ne anlat? Ağır geliyor. Ağır geliyor. Derya, ben de insanım. Kaldıramıyorum demek ki. O kadar kuvvetli değilim sandığım kadar. Değilmişim yani, onu anladık. Demek ki ben de kabullenemiyormuşum bazen. Alttan alamıyormuşum. O kadar da idealize edilecek bir adam değilmişim demek ki. Ben de hem cinslerim gibi böyle durumlarda arıza çıkartabiliyormuşum demek ki. Derya, o adamın yanında evet dedin ya. Çok dokundu bana. Böyle bir şey burama dokundu. Çok ağır. Ben korkuyorum. Ben seni kaybetmekten korkuyorum.
asla kaybetmeyeceksin. Çünkü ben seni her yerde buldum, haberin olsun.